son siyasetin son düzleminde ittifaklarla ilgili böyle bir çekincesi var gibi. Garopayla mesela Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz diye bir açıklama yaptı. Halk TV'de Şirin Payız'ın programında canlı yayında. Millet İttifakı içinde yer almak istemiyoruz çünkü Millet İttifakı ile aramızda farklar var. Ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Şimdi Türkiye siyaseti çok zor bir döneme girdi. Yani hem dini ritüellerin, dini faktörlerin kullanılması, işte Ali Erbaş'ın piyasaya sokulması, onun üzerinden bir ciddi anlamda bir istismar benzeri görüntüler, laiklik karşıtı görüntüler, o tür söylemler. Yani Türkiye'nin çok büyük problemleri var demokrasi ve hukukun adil şekilde gerçekleşmesiyle ilgili. Şimdi bu süreçte daha seçimlere yaklaşık diyelim ki tam zamanında yapıldı 21-22 ay var. Eğer HDP bu süreçte demokrasiye geçiş yolunda yani kendisiyle ilgili beklentilerin listelendiği bir sözleşme ya da bir özel anlaşma peşinde mi bu süreç içinde? Neden bir ittifakla ilgili böyle alerji yaratan açıklamalar var HDP'de? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Daha evvel de eski genel başkanımız Mithat Sancar da şunu söyledi. Biliyorsunuz yani Millet İttifakı bir parlamento seçimleri için hazırlanmış olan bir ittifaktı. Dolayısıyla biz daha evvel de Millet İttifakı'na katılmak, onun içinde yer almak diye bir talebimiz olmadığını dile getirdik. Yani bu yeni bir durum değil bizim için. Çünkü parlamento seçimlerinde bir baraj sıkıntımız olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bir ittifakın içinde yer almak konusunda bir tutumumuz yok dedik. Yoksa yani Millet İttifakı'yla tartışmak ya da işte onun politikalarını eleştirmekle ilgili değil bu tutumumuz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi ise farklı bir şey. Yani biz iki seçimle karşı karşıyayız. Bir tanesi parlamento seçimi olacak, biri Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise %50+1 oya ihtiyaç var biliyorsunuz seçilebilmek için. Orada da bizim söylediğimiz, biz her türlü görüşe, müzakereye açığız, diyaloğa açığız. Ve orada olması gereken şey, toplumun sizin biraz evvel sözünü ettiğiniz demokrasi, hukuk, emeğin hakları, çevre konusu, kadın eşitliği, özgürlüğü, gençliğin sorunları gibi birçok konular var. Ve bu konularda Türkiye'nin gerçekten ciddi bir geçiş süreci yaşamasına ihtiyacı var. İktidarın demokratik ve bir dönüşüme, değişime uğratılması ve geçiş sürecinin yaşanmasına ihtiyacı var. Dolayısıyla öyle bir dönemde neler yapılması gerektiğine dair biz müzakere etmek, diyalog içinde olmak, tartışmak, konuşmak elbette ki istiyoruz. Ve bunu da açıklayacağız bu konudaki görüşlerimizde. Ama bu HDP'nin taleplerinden çok nedir önümüzdeki dönemde yapılması gereken, atılması gereken adımlar hangi ilkeler üzerinde şekillenmelidir bunu anlatacağız. Dolayısıyla mesele burada HDP'nin meselesinden çok bütün Türkiye'nin ve toplumun meselesi. Türkiye'de yaşayan herkesin meselesi. Yani demokrasi dediğimizde, hukuk dediğimizde bütün bunların hepsi herkesin meselesi. Dolayısıyla biz nasıl bakıyoruz bunu anlatacağız. Yani parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini farklı değerlendirmek gerektiğini yani, düşünüyoruz. Parlamento seçimlerinde partinin kurumsal kişiliğiyle yola çıkıp HDP'nin kendisini anlatması ama Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Millet İttifakı içinde yer alınmasa da bir toplumsal uzlaşma aranması diyebilir miyiz? Elbette tabii. Yani dediğim gibi bir müzakerenin, diyaloğun herkesle sürdürülmesi gerekiyor ve bu 27 Eylül'de bir belge açıklayacağız. Bir deklarasyon olacak bu konuda. Bunun içeriği de esas itibariyle bu geçiş sürecine nasıl bakıyoruz? Seçimlerden sonra demokratik bir değişimin, dönüşümün gerçekleşebilmesi için kurulacak yeni hükümetin atması gereken adımlar nedir? Parlamentoda yapılması gerekenler nedir? Bunları biraz konuşmak, tarif etmek istiyoruz. Peki nedir bu deklarasyonu? Diyelim ki hani manşet atıyoruz, gazete yapıyoruz. İşte HDP'nin deklarasyonu 27 Eylül. Evet. 1, 2, 3, 4 derseniz neler var?
Onu söylersem o zaman deklarasyonu açıklamaya gerek kalmamış olur. Ama şöyle ana söyleyeyim. Fikir olarak söyleyeyim. Ana fikir dediğim gibi Türkiye'de biz şunu tespit ediyoruz. Yani bütün muhalefet gibi mecliste de bunları hep konuşuyoruz zaten. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen sistem aslında bir tek adam rejimine dönüşmüştür. Zaten başından böyle olacağını biz öngörüyorduk. O yüzden itiraz ediyorduk. Bu demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, evrensel hukuk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü vesaireyi ortadan kaldırmış bir şeydir. Yani kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmamış mesela. Yasama işte Abdülhatif Bey'le mecliste beraber görüyoruz, çalışıyoruz. Yasamanın görevi nedir? Bir yasa çıkarmaktır. Yasalar saraydan hazırlanmış olarak geliyor ve hiçbir müzakere edilerek, hiçbir değişiklik neredeyse yapılmadan olduğu gibi çıkıyor Cumhur İttifakı'nın çoğunluğuyla. Meclis nedir en önemli görevlerinden bir tanesi? Yürütmeyi denetlemektir, değil mi? Denetim görevi vardır. Denge, denetleme başka nasıl olacak meclis işlemezse? Meclis denetleme de yapamıyor. Dolayısıyla meclis işlevsiz bir kurum haline gelmiş vaziyette. Kuvvetler ayrılığı yok. Yani yürütme meclisi bir kendi aracı gibi kullanıyor adeta. Yargıya bakıyoruz. Bağımsız, tarafsız yargı olması gerekir ama yürütme yargıyı da ciddi bir tahakküm altına almış ve bağımlı ve taraflı bir yargı oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda kuvvetler ayrılığı, denge denetleme mekanizmaları bunların hiçbir tanesi kalmadığı için ortada bunların hepsinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Yani demokrasinin adım adım inşa edilmesi gerekiyor esas mesela itibariyle. Bu deklarasyonda yani hani hep bölge sözü kullanılır genellikle HDP'de. Yani bölgeyle ilgili bir talep mesela belediyelere kayyum atanmış kayyumların geri çekilmesi mümkün değil bu iktidar zamanında. Bu iktidardan sonra belki ama yani mesela böyle bir yerinden yönetim, özellik gibi falan bir talep gelmez değil mi? Yok, böyle yani dediğim gibi buradaki mesele bir geçiş süreci yaşanması gerekiyor ülkede demokrasinin inşa edilebilmesi için. Hak ve özgürlüklerin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için. Bu da hani zaman ne kadar sürer? Bir yıl mı, iki yıl mı? Bu tabii tamamen siyasi dengelerle de ilgili bir şeydir. Ama bu geçiş sürecinde demokrasiyi yeniden inşa edebilmek için hangi adımları atmak gerekir? Bu esas itibariyle ortak konuşuyor. Ortak deklarasyon oluşması lazım o zaman. Yani HDP'nin tek başına HDP'nin bir deklarasyon açıklaması diğer bu partinin... HDP'nin pozisyonunu anlatacak, ortaya koyacak bir şey. Yani biz nasıl bakıyoruz, bu geçiş sürecini nasıl değerlendiriyoruz, hangi konular önemlidir, hangi adımlar atılmalıdır bunu tarif eden bir çalışma esas itibariyle. Bunu tarif ettikten sonra elbette ki muhatabı olan herkesle bunlar konuşulacak, tartışılacak ve buradan bir ortak akıl nasıl üretilecek buna böyle, bakılacak. Yani bu diğer partileri rahatsız edecek ya da diğer görüşleri zorlayacak deklarasyonda bir başlık gelmez değil mi? Şimdi kim neden rahatsız olur onu tam bilemediğim için bir şey söyleyemiyorum o konuda ama biz bu konuda dediğim gibi HDP'nin özel taleplerinden çok esas itibariyle bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan konular neyse onları içeren bir deklarasyon yapacağız. Dolayısıyla toplumun tamamına seslenen bir deklarasyon yapacağız. Elbette ki siz biraz evvel mesela kayyumlar dediniz. Şimdi kayyum rejimi öyle bir hal aldı ki belediyelerle başladı. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne de kayyum atandı biliyorsunuz. Ya da şirketlere kayyum atanıyor. Bakıyoruz birçok sivil toplum kuruluşlarına kayyum atanıyor. Bu tür adımlar var. Bunun yasası çıkarıldı üstelik. Yani mesela kayyumlar artık sadece HDP'yi ilgilendiren ya da belediyeleri ilgilendiren bir şey olmaktan çıktı. Bir rejim modeli haline geldi aslında. Dolayısıyla kayyumları konuşurken bütün alanları konuşmamız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yani sadece HDP'yi ilgilendiren konular değil bunların. Hepsi Türkiye'nin demokratik yapısını, demokrasisini, insan haklarını, hukuku, adaleti, emeği, her şeyi ilgilendiren konular var. Dolayısıyla hepsini kapsayan bir deklarasyon olacak. Çünkü HDP şunun farkında, Türkiye'de bir demokrasi yeniden inşa edilemezse, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki tek adam rejimi bu şekilde devam edecek olursa, gerçekten Türkiye'nin önünde çok daha karanlık bir tablo olacaktır. Şu son 3 senede yaşadığımızdan çok daha karanlık bir tablo olacaktır. Dolayısıyla bunun aşılabilmesi için hangi adımlar atılması gerekir? Bunların hepsi ortaya konulacak. Tartışmaya açık olan şeylerdir.
şu hepimiz için geçerlidir. Biz bunları ortaya koyacağız. Belki içinde eksikler var diyebilir bazı partiler. Ya da ya şu böyle olmamalı da şöyle olmalı denebilir. Yani bir tartışmaya açık bir şey sunuyoruz sonuçta. Yani öyle bir değişmez değil. Tabii değişmez bir şey değil. Ama bizim yaklaşımımız, bugünkü yaklaşımımız nasıl bakıyoruz süreci, bunu anlatan bir şey olur.